Bak Leyla, herkesin kendi prensipleri var, kuralları var. Ben sürprizi sevmem. Eğlenmeyi, oyalanmayı, gevezelik etmeyi hiç sevmem. Evde ve iş yerine bir aksilik olunca sinirlenmem çok normal. Özür dilerim. Söz bir daha olmayacak. Kaç saat oldu? Ne konuşuyorlar acaba? Meraktan çatlayacağım. Ay anne, ben de sinir oldum vallahi. Mirza abim arada bir sesini yükseltiyor ama ne dediği hiç anlaşılmıyor. Aygül, ne yapacaksın? Bırak kabak dolmasını. Şöyle patlıcan kebabı yapalım. Hem Fırat da çok seviyor. Allah Allah. Ne patlıcan kebabı ya? Kışın ortasında patlıcan kebabı mı olur? Bağdan bostandan haberiniz yok. Yapın şöyle bir lahana sarması. Kızım, kez bana söyle yapıversin. Eli hanım çekisene. İyi madem anneciğim. Sarı verelim lahana dolmasını. Gel. Sarı verelim. Leyla, gel kızım. Otur şöyle yavrum. Çocuklar, sizinle bir şey konuşacağım. Babaanne ne oluyor? Mirza, biliyorsun. Oturmadan konuşma. Otur. Çocuklar, evliliğin ilk gününden bu kadar iş güç olmaz. Evlilik dediğin sabat ister. Sizin biraz yalnız kalmanız lazım. Babaanne. Hiç kesme. Biliyorsun konuşacağım. Bu ilk günlerde burada olmanız doğru değil sizin. Abanta gidin. Kafanızı dinleyin. Bu kadar kalabalıkla burun buruna balayı mı olur? Babaanne, balayına gitmek istediğimizi kim söyledi? Bir ton iş var. Gidemeyiz. Mutluluğun, aşkın, sevginin zamanı mı olur? Şimdi gençken, sağlıklıyken yaşayacaksın. Sonra bir bakmışsın, ömür uçmuş gitmiş. O çok sevdiğin dosyalar var ya, onlara böyle baka kalırsın. İş işten geçer, o güzel kafanı da taşlara vurursun. Yoğunum. Gidemem. O işse bu da iş. Evlilik müessesesi sebat ister. Çalışmak ister. Leyla kızım. Bir şey mi söylemek istiyorsun? Söyle. Mirza işinden geri kalmasın babaanne. Başka zaman, vakit olunca gideriz. Sağ ol Leyla. Duydun değil mi babaanne? Duydum. Ben de Fırat'ı arayacaktım ya. Adamdan kafa mı bıraktınız kafa? Boşuna arama Fırat'ı. Aşağıda. Çocuk seninle konuşmak istedi. Mirza ile önce ben konuşacağım dedi. Biz de burada boşuna vakit harcıyoruz ya. Koş koş. İş, hep iş, koş. Çok kızdı bana. Ama haklı babaanne. Çok ayıp ettim. Mahvettim her şeyi. Merak etme. Balayında konuşursunuz. İstemiyor ki. Balayı falan umrunda değil. Ama haklı. Ben her şeyi mahvettim. Kızmak da haklı. Bak bal kızım. Bir evlilikte ilk sözü erkek, son sözü kadın söyler. Bu söylediğimi sakın unutma. Balayında konuşursunuz. Geri kalanını da gelince görüşürüz. Tamam? Thank you.
Saadet anne Mirza ile Leyla'ya balayına gidin diyor. Ama Mirza'nın hiç niyeti yok. Yahu balayına bile gitmek istemediği bir kızla niye evlenmiş ki Mirza abi? Yemin ederim orta yerimden çatır çatır çatlayacağım. Öldüm vallahi meraktan. Ben de. Adamla konuştun mu? Konuştum abi. Rahat ol. Abant'a gönderdim. Yarın git ikna et. Anlaşmayı da imzala. Abant. Evet. Bizim anlaşmalı oteli. Aferin. Güzel. Daldın yine. Bir üzüldün. Demin için kıpır kıpırdı. O güzel gözlerin pırıl pırıldı. Ne oldu? Mirza balayına falan gelmez babaanne. Boşuna ümitlenmek istemiyorum. Sonra hayalim kırılınca daha çok üzülürüm çünkü. Ben torunumu tanırım. Birazdan bu kapı çalacak. İçeri gidecek. Hadi gidiyoruz diyecek. Saadet anne demişti dersi. İstemese de önemli değil. Yeter ki onun gönlü hoş olsun. Ben sadece... Merak etme. Birazdan kapı çalar. Merak etme. Tamam Leyla. Eşyalarımızı hazırla. Avant'a gidiyoruz. Babaannem haklı. Zamanı iyi değerlendirmek lazım. Değil mi babaanne? Tecrübe. Sabır göstereceksin. Sabır göstereceksin, sebat edeceksin. Senin yuvan da böyle kurulacak. Mirza'nın altın gibi bir yüreği vardır. Zamanla sen de göreceksin. Eminim o yüreği sana da gösterecek. Ama burada sana düşen pes etmeyeceksin. Boşuna dememişler. Yuvayı dişi kuş kurar. Onu senin sevgin yumuşatacak. Eve bağlayacak. Bir de çocuk olursa Mirza'yı hayata döndürürüz. Teşekkür ederim babaanne. Kaybetmeyeceğiz onu. Yardım edeceğim, merak etme. Kaybetmeyeceğiz. Thank you.